da fiyat devrimi. Yalnız Vodafone cep merkezlerinde bulabileceğiniz HTC Desire HD ve Samsung Wave 2 yeni Vodafone Red tarifeleriyle ayda sadece 11 lira. Üstelik Vodafone Red ayrıcalıklarıyla. Bir kez daha dans zamanı ve işte alkışlarınızla İstanbul Girls. Taksi! Taksi! Bu bir şaka olmalı. Kameralar nerede? Burada! Kameradan televizyona her şey burada. Hepsi burada.com. Türkiye'nin en teknolojik alışveriş merkezi. Vereceğim diyorsan bildiğimiz var. Kazan Fırıstan'ın sözü işine yarar. Ben öceli hayallerin değişmez. Artan yakın tüketimi cebine delmez. Sıfır amaçla verecek garantini bozmaz. İkinci elde kimse güvencesiz kalmaz. Her yeri kuşatır otogaz servisi. Yeni nesil araçlar ona sevdalı. BRC, otogazda Türkiye'nin tercihi. Gastrol manyetik molekülleri her zaman korumaya hazırdır. Her zaman. Bazı yağların aksine. Bu canımı çok yakacak. Biz Gastrol manyetikin akıllı molekülleriyiz. Motora sımsıkı tutunuruz. Çünkü aşınmanın %75'i motorun ilk çalışması ve ısınması sırasında olur. Her zaman hazır olmalıyız. Ateşle şimdi. Ekstra koruma katmanı. Gastrol Magnatec. Akıllı molekülleriyle yağın ötesinde. Petlas yolda bırakmaz. 4 Petlas lastik alana 1 yıl yol yardımı hediye. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Üçer dakikalık 5 round üzerinden bir mücadele olacak yine. Ve öncelikle representing Dolce & Gabbana Milano Thunder at blue corner mavi köşedeki sporcu Thomas McCarthy. Thomas Tommy McCarthy yanına geliyor. Kuzey İrlandalı sporcusu Milano Thunder'ın. Az önceki müsabakanın geride kalanları Derevchenko da o galibiyeti sevmedik. Sporcu centilmence birbirlerine sarıldılar. İyi müsabakaydı. Ama hani doğa kanunu gibi diyelim değerli izleyenler. Derevchenko çok daha üst bisikletten geliyor. Vücut ağırlığı bakımıyla. Bu sporcunun kalitesi manasında anlaşılmasın. İki sporcu sıkıntılarından çok kaliteli ama WS'de karşı karşıya geldiklerinde bu tip sıkıntılar için nispeten orta evap sıkıntılar için vücut ağırlığı 1-2 kilo bile fark etse çok büyük önem taşıyor. Biraz da göreceksiniz. Kilo problemi bazen önemsiz de olabilir. Ağır sıkıntıda göreceksiniz. İki sporcu arasında 27 kilogram fark var ama biz favoriyiz. Şimdi değerli izleyenler, gecenin 4. karşılaşmasının bizim tarafımızı ilgilendiren adamı Enrico Koenig yeniden ekranda. 4. kez bu sezon İstanbul'da da ringe çıkıyor. Enrico Koenig şu ana kadar İstanbul için ikisi de klasmanda 6-23 galibiyet getirdi. Olimpiyada direkt katılım şansı gerçekten çok yüksekti ama maalesef son maç haftasında düzeltiyor. 9. maç haftasında Paris'in karşısında şu anda bu setin liderliğini oynayan ve Olimpiyada etmanı çok kuvvetli olan Ludovic Groguet'e mağlup olmuştu. Öncelikle mavi köşede çok çeşitli bir performans ortaya koymuştu. Belirtelim. Hatta Ludovic Groguet'e 5 round kanı maç yaptı. Ekranlardaki McCarthy ona karşı pes etmişti. Bu akşam kesinlikle Enrico Koenig çok daha iyi, kaliteli bir sporcu. Favori olduğunu söyleyelim. Hani dilimizi de ısıralım bir yandan. Umuyoruz Koenig bu akşam bize galibiyet getirerek gecede 3 puan heyecanını son karşılaşmaya taşıtabilir. Tommy McCarthy.
O da Ocak transfer döneminde Milano Thunder kadrosuna dahil oldu. Kuzey İrlandalı sporcu. (21) yaşında, 1.80 boyunda, 84 kilo 900 gram ağırlığında, Dünya Boks Ligi'nde 4 maç yaptı, 3'ünü kazandı, sadece bir kez kaybetti. Rico Killing! Enrico Killing ekrana geliyor. Mr. Anatoly Kagorodov, Moldova. Moldova hakemimiz. Ligde bu karşılaşmada Kagorodov. No blow, open gloves. No blow, low. Don't push. No wrestling. Good luck. Uzun boylu 1.90 boyunda McCarthy. Enrico Koenig 1.80 boyunda ama bu müsabaka için çok büyük bir dezavantaj sayılmaz. İlk round başlıyor. Gecenin 4. müsabakası. Maalesef az önce kaptan Onur Şipal müsabakaya sakatlık sebebiyle devam edemediği için müsabaka yarıda kaldı, kazanan Derevyanchenko oldu. Durum şu an 2-1 Milano Thunder lehine. Düğümü çözecek karşılaşma. Son gece, son müsabakaya heyecan taşınacak mı? Göreceğiz. Soluyla başladı. Sol sakin kombinasyon. Köring. İkili kombinasyon. McCarthy, Solvet, Köring. Yine sıkı savunma. Köring sonradan açılmayı seven bir isim. Alman panzeri. Eldiven değil, palet var sanki ellerinde, biliyorsunuz. En sert boksör Gragio'ya karşı bile çok az vuruş alarak müsabakayı tamamladı. Fakat geliyor Köring'den. İkili kombinasyon sağ direkt. Carty dağlardan taşlardan gelen bir aparkat. Çok uzaklardan geldi. Çok savurarak vuruyor. Sabit bir boksör McCarthy. İkili direkt kombinasyonları ve bir sol köşe. Kontra vuruşlara gayet açık şu ana kadar gördüğümüz bir dakikalık süreç itibariyle McCarthy hakkında konuşmak gerekirse. Sol sağ direkt vuruşlar. Enrico Köring ve tribünler hareketlenmeye başladı bu vuruşlarla. McCarthy karşı hata geçiyor. Sol direkt Köring. Sadık nefis isabetli Köling'den. Seri vuruşlar. McCarthy ancak çok fazla rahatsız etmedi. Enrico Köling'i 2007 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarı final görmüş bir yetenek. Enrico Köling. Ve WSB'deki rakiplerinin, kendi sketindeki rakiplerinin bir çoğunun daha önceki amatör kariyerine de saf dışı bırakmış. Köling bunda birlikte zannediyorum yine fayda var. Sağ direkt çıkarmak istedi. McCarthy karşı hata geçmeye çalışıyor. Seri vuruşlar. Köling uzaklaştırdı rakibini kendinden. Sol direkt. Köling. Sağ uzattı. McCarthy. Köling yaklaşmaya çalışıyor. Sağ uzatıyor yine McCarthy. Sol kroşe güzel. Köling'den yakın mesafede. Bacak hareketleri ince ve derinden yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyor rakibine. Son yarım dakika. Seri vuruşlar. McCarthy vücuda kroşeler ancak Köling çok fazla etkilenmiyor. Şimdi Köling yaklaştı. Son 15 saniye hatırlatıcısı. Seri vuruşlar vücuda. McCarthy. Sol sağa. Kroşeler, McCarthy, sağ Köring ve ikram sona eriyor. İkram biraz daha McCarthy özellikle son 1.5 dakika itibariyle aktif görünen taraf. Ancak Köring büyük ihtimalle birazdan açılacaktır. İşte round'un ilk dakikaları bizim için gayet, ilk dakikası bizim için gayet iyiydi. Sonra da McCarthy biraz ortak oldu oyuna. Köring çok fazla vuruşamıyor ama tabii McCarthy'nin aktif görünmesi etken olabilir. Bu anlar birazdan açıklanacak değerli izleyenler. Siz ilk round'unu tekrar izlerken
İlk roundun sonunda üstünüz. Enrico Kelly'in üstün değerli izleyenler. İlk roundun sonunda. Sol direkte başladı yine Enrico Kelly'in. Sessiz, sabit iki boksör. Sert bir takım vuruşlara ihtiyacımız var. Sol direkti McCarthy'nin. İkili kombinasyon sol kroşe. McCarthy. Solunu kullanmaya çalışıyor McCarthy. Körin kovuluyor onu yeniden. Sağ kroşe. Sert ancak hepsi savunmada gördüğünüz gibi. İki isabetli vuruş gerekiyor lehimize. Şimdi yaklaştı Curling sağını çıkarmak istedi. Sol kroşe çıkarıyor ama yetişemedi. Büyük bir şanssızlık orada. Sıyırıp geçiyor rakibini Curling. Sağ direkt hemen ardından yanıt geliyor McCarthy. Şimdi sağını uzattı. Yakalayamadı yeniden Curling. Şanssızlık yakasını bırakmıyor ikinci anda. Sağ sol McCarthy yoklamaya devam ediyor Köring'i. Aldatmaca McCarthy. Sağ geldi Köring. McCarthy Köring yanıt vermeye çabaladı. Sağ koşu uzatıyor McCarthy. Sol direkt McCarthy. Sağ uzatmaya çabaladı. Körning yakalayamadı. Sol direkt yeniden Körning. Vücuda doğru şimdi direkt vuruşlar. Enrico Körning'den. Şimdi yaklaştı. Güzel yakın mesafede sağ kroşe. İşte bu tip etkin vuruşlara ihtiyacımız var. McCarthy karşı atağa geçmek istiyor. Körning savunmada sol kroşe. Körning yeniden sağ direkt McCarthy eskiyle kaçtı. Gardı tamamıyla inik McCarthy'nin. Sağ direkt deniyor Köring. Ne kadar? 3. 3. müsabakada üstünlük ilk round sonunda. 4. müsabakada da üstün tamamladık ilk roundu. Sol uzatıyor Köring. Son 15 saniye içerisindeyiz. Hatta 10 saniye. Sol sağ kombinasyon. Köring yaklaşmaya çalışıyor. İkinci round sonuçlandı. Hemen gongtan sonra çıkan vuruş için rakibinden özür diledi Körning. Centilmence bir hareket ikinci round sonuçlanıyor. Değerli izleyenler, kritik bir dönemeç. Özellikle Ludovic Groguet'e karşı kazanmış olsaydı Enrico Körning olimpiyada gitme şansını elde edebilecekti. Yarı finallerin Nisan ayında yapılacağını dile getirmiştik. 1-2 ve 15-16 Nisan tarihleri arasında yarı finaller koşulacak. WSB'nin takım finalleri ise değerli izleyenler 6 ve 7 Nisan tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çin'de yapılacak. WSB'nin ferdi şampiyonalarında ise şampiyonlar kemerleri. Bu arada ikinci roundda da üstünüz. Bir hakem sadece Albert McCarthy'ye, Thomas McCarthy'ye oy vermiş. Ferdi şampiyonalarda ise şampiyonlar ünlü simalar ekranlara gelmeye devam ediyor. Kemerlerini 27 ve 28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek iki galayla bulacak. Üçüncü round başlıyor. Üçüncü round iki roundun sonunda üstünsek üçü ve dördü de üstünü kapatabiliriz. Neden olmasın? Sol direkt denemeye çalışıyor McCarthy. Çok fazla atak şansı yakalayamadı şu ana kadar Alman sporcu. Sol deniyor. Köring. Sağ uzattık Köring yakalayamadı yeniden. Bu fili bu kadar çok kullandığım için inanın çok üzgünüm ama.
Sol break deniyor McCarthy. Sol çıkarmaya çalışan Curring. McCarthy yakalamaya çalışıyor. İlk dakika geride kaldı. McCarthy'nin seyir uçları Enrico Curring'in savunmasında yeniden. Sağ sol güzel. Özellikle sağ köşesi gayet iyi. Curring'in. Curring adeta onu bekleyen bir köpek balığı gibi. Saldıracağı anı çok iyi biliyor. Ve birdenbire dişlerini geçiriyor. Sol break. McCarthy eski kurtulmayı başardı. Boynunu geriye doğru çekmek suretiyle. Sağ direkt uzatmaya çalışıyor McCarthy. Sol direkt yine Curring. Sağ uzatmaya çalışan McCarthy. Direkt kombinasyon. McCarthy seri vuruşta Curring sağını uzattı. Hemen kapanıyor ve aparkatı almıyor. Sol çıkarmak istiyor. McCarthy. Sağ meraçtan. Sol yeniden McCarthy. Sağ direkt kombinasyonlar. Edward McCarthy, Thomas McCarthy. Kombinasyonlar devam ederken rahatsız etti kontrol vuruşuna. Henry Tokyo'nun rakibinin kafa kafaya geldikleri bir an. 2010 İngiliz Uluslar Toplumda Oyunları Commonwealth Games'te Delhi'de Hindistan'da elde ettiği bir gümüş madalya var. Tony McCarthy'nin 2008 Dünya Gençler Şampiyonası'nın da yarı finalisti bronz madalya sahibi McCarthy. Hiç de hafife alınacak bir boksör değil. Sol aparkat sağa direkt geliyor McCarthy'den. Son 15 saniye haydi Curling. Sağ koşa güzel. Karşı hata geçiyor. Sol direkt isabetli. Son saniyeler sol kroşu uzattı. Sağ. Yine McCarthy yine. İnanılmaz yani kıvırıyor. Resmen de kaçıyor vuruşlardan. El avuç içi vurmaması konusunda hakem tarafından bir sözlü uyarı maruz kaldı. Tommy McCarthy ikinci round'un ardından üstündük. Üçüncü round'a bakalım. Üstünlüğümüzü koruyabilecek miyiz? Antrenörün gardını tutmasını, gardını sıkı tutmasını istiyor Damiani. Tommy McCarthy'nin defansın önemli anları değerli seyirciler. Arsenal bu akşam kazanırsa playoff'a kalmaya garantileyecek ilk takım olacak. 3 konferansta bu önümüzdeki hafta içerisinde Amerika konferansında önemli anlamda bir dönemeç yaşanacak. Los Angeles Matadors mu yoksa bu arada yine Enrico Curring değerli izleyenler. Bir hakem 3 round'a bize vermiş. Diğer 2 hakem de yine İkinci round'da biri bize vermiş durumda. Her hakemden üstümüz şu anda. Dördüncü round kazanırsak matematiksel olarak geceyi kazanmayı hemen hemen garantileyeceğiz normal şartlar altında. Önümüzdeki hafta 14 Mart tarihine Los Angeles Matadors ve Mexico City Guerreros'un karşı karşıya geleceğini belirtelim. İki takımın puanları eşit. Amerika Konferansı'nda playoff'a gidecek takım o müsabaka sonunda herhalde belli olacak gibi görünüyor. Öte yandan Asya Konferansı'nda ise komşumuz Bucky Fires'ın Azerbaycan takımının gayet üstün olduğunu görebiliyoruz. 28 puana sahipler, sadece bir yenilgi var onlarda. Geride kalan 10 karşılaşma sonrasında 9 müsabaka kazanlar. Aslan Arlans'ta Kazakistan temsilcisi ise 23 puanla 3 konferansta en iyi ikinci konumunda şu anda avantajlılar. Sol direkt Enrico Curring. McCarthy sağ uzatıyor. Karşı hata geçmeye çalışıyor McCarthy. Sağ parka sol kroşeye Curring. Sol kroşe yakalayamadı. Sağ kroşeye McCarthy. Şimdi güzel bir kombinasyon. Vücuda vuruşlar sol kroşe. Enrico Curring'den. Curring'in başarısındaki sır hemen hiç vuruş almaması. Şimdi sol uzatmaya çalışıyor McCarthy. Kontrol vuruşları müsait bir boksör. Curring de savunmaya yüksek bir boksör olduğu için tabii bunları çok değerlendiremedi. Atak oynayan, baskı seven bir boksör McCarthy'ye karşı büyük başarı sağlayabilir. Bunu da Ludovic Grogüe sağladı zaten. Onu TKO'yla, teknik nakavta sağ dışı bırakmıştı hatırlayacaksınız. Sağ parkat deniyor McCarthy. Uzaklaştırdı Curring, iterek onu. Sağ koşuya McCarthy yine Enrico Curring'in eldivenlerinde. Vücudu aparkat sağ direkt.
Dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Gördüm şu an içinde. Könük umuyoruz şu anı kazanırsa. Kapanmıştı Könük. Gelen burçların yine herhangi birini almadı. Sol direkt uzatmaya çalışıyor. Barkat geldi. Şimdi karşı atak Könük'ten. Çok iyi bir sağ direkte sahip. Çok yüksek bir isabet oranına sahip yine Alman sporcumuz. Sağ uzattı. Son yarım dakikada değerli izleyenler. Gecenin dördüncü müsabakasının dördüncü randından sağ uzatıyor. McCarthy ikili kombinasyon. Yine McCarthy. Hepsi savunmada yeniden. Sağ köşeye yine savunmada. Son uzattı Köling. Son 15 saniye hadi Köling bir atak gelecek mi acaba? Merak ediyoruz. Şimdi yaklaştı. Şimdi içeri sokuldu sağ köşe güzel. Mesafe daraltında çok etkin oluyor Köling. Ama bu mesafe daraltışları şu ana kadar çok fazla yakalayamadı. McCarthy çok genç bir yetenek, ilerleyen dönemlerde daha tehlikeli olabilecek bir sporcu. İrlanda'dan değerli izleyenler, Kuzey İrlanda dahil olmak üzere 6 sporcu var. Bir sporcu İstanbul Kartısı'ndaki David Oliver Joyce ile Milan Thunder'da bir Kuzey İrlanda'lı bir serbest İrlanda Cumhuriyeti'nden sporcular biri. Eamon John O'Kane, bir diğeri Tommy McCarthy. Yine Miami'de iki İrlandalı var. John Joe Joyce, David Oliver Joyce'un kuzeni ve yine Kenny Egan. İrlanda'nın güçlü simaları. Dördüncü randın sonunda değerli izleyenler. Bir hakem, bilemiyorum hangi maçı izliyor ama bizden yana oy kullanıyor. Hani sevsek mi üzülsek mi bilemiyorum hakem. Bakalım onu da değerlendirmek lazım. Berabere. Kazanmak gerekiyor. Son round başladı. Çekilecek beraberlikler var değerli izleyenler. Gecede hakikaten lehimize biterse 3 puan şansını sürdüreceğimiz bir round. Sağa çıkardı Köring. Sağa sol direkler geliyor McCarthy. Şimdi içeri sokuldu Köring. Beden şikayetçi biraz orada Köring. Sağa geliyor. Bir kombinasyon yine McCarthy. Bakın mesafede sol çıkardı Enrico Köning. Yine isabetli vuruş Enrico Köning'den. McCarthy sarılma anında vücuda köşelerini kullanmaya çabalıyor. Yine bek vuruşlar McCarthy. Sağını uzatmaya çalışan yine Thomas McCarthy. Sağ sol kombinasyon. Sol köşe Köring yakalayamadı. Sağ direkt güzel. Sağ köşe sol ikili kombinasyon. Köring baskı yaptırdı ve işte şaşırmaya başlıyor McCarthy. Sol köşe Köring. Yakın mesafe sol. Kafa kafaya geldiler Köring. Sarın kapatmasından gelince seri vuruşlar hakem şimdi araya girdi. Başını kaldırması istiyor ama rakip ülkeyi elinde ise belki kimse kendine nasıl yapacak bunu. Haydi Köring. Çok güzel bir baskın. Baskı sağlığı bir tuzağın üstünde. Şimdi güzel kombinasyondan sol köşe. McCarthy çok yoruldu. Seri vuruşlar devam ediyor. Sol direkt nefis. Enrico Köning yakaladı işte sonunda. Sağ uzatmaya çalışıyor. McCarthy'nin gardı bayağı düştü. McCarthy yere iniyor ve son başını kaldırmasını istiyor. Hareketli olmasını istiyor antrenörleri. Dönmesini istiyorlar. Köning yakalamaya çalışıyor onu. Penaltı vuruş. İhtar gelse. Müsabaka kazanmayı neredeyse garantileyeceğiz. Haydi Köring. Son 20 saniye. Haydi Köring. Sol köşe güzel. Geliyor maç. Geliyor mu sarkıda? Sol köşe kombinasyon. Köring.
Sol köşe sol yine Körin. Hemen ardından iki rakibini son atağa bakan Körin yapacak. Sağ köşe Körin. Ve Eriko Körin müsabakayı herhalde kazanabilir. İki sporcunun da eldivenleri havada. Herkes ayakta etraftaki. Körin gidiyor Damiani ve diğer antrenörleri. Rosie'yi tebrik ediyor. Öte yandan iki sporcu birbirine centilmence sarılıyorlar. Tebrik ediyoruz her ikisini. Çok iyi müsabakaydı. Sona doğru vitesi arttırdılar. Zirve yaptılar. Ve karşılaşma sona eriyor. Berabereydi son round öncesinde. Hakemlerden biri bizim lehimize puan veriyordu. Diğer ikisi berabereydi değerli izleyenler. Hakemlerden bir tanesinin lehimize puan vermesi müsabakayı kazanmak için yetecek. Ve en az bir puan almayı garantileyeceğiz. Gecenin sonunda 3 puanı da alabiliriz. Son karşılaşmada da yine Alexis Simko'nun ringe çıkacağını, Benji Zimmerman'la bir rövanş yapacağını ve ilk müsabaka İtalya'da kazandığını hatırlatalım. Burada da yine kazanabilir. İşte roundların önemli anları. Eriko Künik bu akşam özellikle ilk 3. ve 4. roundlarda bizi çok korkuttu. Yani biraz beklenenin altında performans sergiledi ama 5. roundda asıl König'i gördük. Baskılı, diş geçiren, rakibi sindiren bir König vardı. Onun bütün gücünü adeta emip kendine yansıttı. Ringde ayakta kalan daha sağlam olan taraftı. Köln kazandığını biliyor gibi. Umuyoruz öyle bir şey. Şu an bilmiyoruz. Sevgili TV Spor izleyicileri, hakemler az önce sona eren karşılaşmada değerlendirmelerini yaptılar. Here are the scorings of the judges. Judge 1, birinci hakem 48-47, 48-47. Judge 2, ikinci hakem 48-47, 48-47. Bizim, maç bizim. Judge 3, üçüncü hakem 50-45, 50-45. We have a unanimous decision. Karşılaşmayı oy birliğiyle kazanan... Karşılaşmayı kazanan değerli izleyenler Eriko Körling oluyor. İşte puanlar ekranda Eriko Körling. Böylelikle 5. karşılaşmasına 4. galibiyetini elde ediyor WSB kariyerinde. Ve iyi oynamaya başladı. Eriko oynamaya başladı. Kovması da yapabilirler her zamanlarda. Türk halkını da çok seviyor. Yani Zeynep Eriko bir galibiyet daha aldı. Tebrik ediyoruz kendisini. Birazdan gecenin maçında 3 puan mücadelesi burada NTV Spor'da olacak. Stop and Start teknolojisine sahip yeni Citroen C4. Bekleme anlarında motoru durdurarak yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımını sıfırlar. Böyle bir yeniliği kim takip etmez ki? Yeni Citroen. Sadece 11 liraya sahip olabileceğiniz telefona inanamayacaksınız. Vodafone'la son model...